Hazreti Ali radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip'in oğlu olan Hazreti Ali radıyallahu anh, küçük yaşta İslamiyet'i kabul eden ilk Müslümanlardandır. Ayrıca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı ve ehli beytindendir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında büyümüş, onun eğitiminden geçerek yetişmiştir. Hiçbir zaman putlara secde ve ibadet etmemiş, yalnızca Allah'a secde etmiştir. Bu nedenle kerremallahu vechhe, Allah yüzünü şereflendirsin sıfatıyla anılmıştır. Hazreti Ali radıyallahu an, İslamiyet'i kabul ettiği küçük yaşlardan itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın yardımcılarından olmuş, vefatına kadar onun yanından ayrılmamıştır. Hicretten yaklaşık olarak 23 yıl önce Mekke'de doğan Hazreti Ali, Kur'an ahlakını yaşamada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek gösterdiği mübarek bir İslam halifesidir. İslam tarihinin en görkemli dönemlerinden olan 4 halife döneminin son halifesi olmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevgili tek kızı Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirerek onu kendisine damat etmiştir. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan Hasan, Hüseyin ve Muhsin adında 3 erkek, Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında 2 kızı olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nesli Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın oğulları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'den devam etmiştir. Hazreti Ali'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisi ve örnek itaati. Muhammed bin Cerir-i Taberi Hazreti Ali aleyhisselamın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı ve şöyle buyurdu. Ya Ali, Allah-u Teala kendi yakınlarımı uyarıp korkutmamı emretmiştir. Sen bizim için bir yemek yap. Sonra Abdülmuttalip oğullarını onlarla konuşmam için bir araya topla da iletmekle görevli olduğum şeyi onlara ileteyim. Ben de Resulullah'ın emri üzere onları bir araya topladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben şöyle buyurdular. Allah-u Teala sizi ona davet etmekle beni görevlendirmiştir. Sizlerden hanginiz aranızda benim kardeşim, vasim ve halifem olmak istiyor? Orada bulunanların hepsi sustular. Onların hepsinden yaşça küçük olmama rağmen ya Resulullah ben senin yardımcın olmak istiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini benim boynuma koyarak şöyle buyurdu. Bu şahıs benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir. Sözünü dinleyin ve emirlerine uyun. İlim öncüsü bir İslam halifesi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın öne çıkan özelliklerinden biri Allah'ın izniyle sahip olduğu ilimdir. Sahip olduğu ilim fıkıh metinleri ve hükümleriyle sınırlı kalmamış, matematik ve benzeri bilim dallarında da çağının öncülerinden olmuştu. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali'nin bu önemli özelliğini bir hadisi şerifinde şöyle övmüştür. Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapısıdır. Hazreti Ali, daha çocukluğundan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmuş, Kur'an ahlakını ve Kur'an'ın hikmetlerini ondan öğrenmiş, onun vahiy katipliğini yapmıştır. Hazreti Ali, Eshab-ı Kiram'ın en büyük fıkıh alimlerindendir. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle derdi. Ben Allah'ın Resulü'nden duyduğum her şeyi mutlaka ezberler ve asla unutmazdım. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın örnek cesareti. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ön plana çıkan diğer bir özelliği de örnek cesareti olmuştur. Hazreti Ali, Allah'tan başka kimseden korkmadan ve çekinmeden kararlılık göstermiş, hiçbir şart ve ortamda Kur'an ahlakından taviz vermemiştir. Katıldığı tüm savaşlarda sancaktar olarak bulunmuş, sadece Tebük seferine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Medine'de kaldığı için katılmamıştır. Bedir savaşında henüz 25'li yaşlarındaydı ve İslamiyet'i koruyanların başındaydı. 70 yara almasına rağmen son ana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında savaşmaya devam etti. Uhud savaşında Hazreti Ali müşriklerle savaşırken ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korurken elindeki kılıcı kırılmış, bunun üzerine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi kılıcı olan elindeki meşhur Zülfikar adlı kılıcı vermiştir. Hendek savaşında Arapların ünlü savaşçısı Amr bin Abdüved'i ağır bir darbeyle yere serdi. Hendek savaşının sonucunda Hazreti Ali'nin bu başarısının önemli bir yeri vardır. Hazreti Ali, Hayber Savaşı sırasında Hayber Kalesi'nin kapısını eliyle kırmış ve bu kapıyı kendisi için kalkan olarak kullanmıştır. Mekke fethedildiğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Kabe-i Muazzama'nın çevresindeki putları kırdılar. İçerisine girip oradaki putları da yerlerinden sökerek dışarıya attılar.
Yüksekteki putların kırılması için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye "Ya Ali, omuzlarıma bas çık, şunları indir, kır" diye buyurdular. Hazreti Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin omuzlarına basıp putları indirdi. O anda yaşadığı coşkulu Allah aşkını anlatırken, "Bana öyle geldi ki dileseydim göğe ulaşabilirdim" buyurmuşlardır. Hazreti Ali'nin dış görünümü ve güzelliği. Hazreti Ali, buğday tenli, yeşil gözlü, sık sakalları olan, güler yüzlü, geniş göğüslü, heybetli bir görünüşe sahipti. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bazı lakapları: Şir-i Yezzan, Allah'ın aslanı, Kur'an-ı Natık, konuşan Kur'an, Haydar, Aslan, Haydar-ı Kerrar, kahramanca döne döne düşmana saldıran, Murtaza, Allah'ın razı olduğu kişi, Şah-ı Velayet, Velilerin Şahı, Emir-il Müminin, Müminlerin Emiri, Esedullah, Allah'ın Arslanı, Şah-ı Merdan, Yiğitlerin Şahı, Seyfullah, Allah'ın Kılıcı, Sultanül Eshiya, Cömertlerin Sultanı, Ebu Turab, Toprağın Babası. Hazreti Ali aleyhisselam 661 yılında Ramazan ayının 19. gününün sabahı Kufe Camii'nde sabah namazını kılarken İbni Mülcem'in zehirli kılıcıyla aldığı darbe sonucu şehit olmuştur. Hazreti Ali vefat etmek üzereyken buyurdu ki, "Yeminle söylüyorum ki umduğuma kavuştum." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin şehadetini önceden haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Ebu Turab, yani toprağın babası künyesini vermiş ve şehadetini haber vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ve Ammar Yasir'i yumuşak topraklar üzerine uzanıp uyurlarken gördü ve onları uyandırdı. Sonra elleriyle Hazreti Ali'ye dokunarak şöyle buyurdu: "Uyan ey Ebu Turab, toprağın babası. Sana insanların en bedbahtını haber vermemi ister misin?" buyurdu ve sonra "Onlar iki kişidir" buyurdu. Biri Salih'in devesini öldüren Uhmir Semud, öteki ise Hazreti Ali'nin kafasını işaret ederek "Buraya kılıcıyla darbe vurup sakalını kana bulayacak kişidir." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali radıyallahu anh hakkındaki sözleri: "Ali'yi seven beni sevmiştir. Ona düşmanlık bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de elbette Allah'ı incitmiş olur. Her şeyin bir kanadı vardır. Bu ümmetin kolu kanadı da Ebu Bekir ve Ömer'dir. Her şeyin bir kalkanı vardır. Bu ümmetin kalkanı da Ali'dir." Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dilinden Hazreti Mehdi aleyhisselam. Hazreti Ali radıyallahu anh kendi soyundan gelecek olan Hazreti Mehdi aleyhisselama karşı coşkun bir sevgi duyuyordu. Bir sözünde Hazreti Mehdi aleyhisselama ulaşmak için her türlü engelin aşılması gerektiğini belirtmiştir. "Kapalı bir sandık içinde olsam dahi Mehdi aleyhisselama katılmak için kilidini kırar çıkarım. Çünkü orada Allah'ın halifesi Mehdi aleyhisselam vardır." Bir diğer sözünde ise Hazreti Mehdi aleyhisselam için dua etmiş ve "Onu ne de çok görmek isterdim" diyerek Hazreti Mehdi aleyhisselama olan sevgisini ve özlemini belirtmiştir. Sonra Hazreti Mehdi aleyhisselamın sıfatlarını sayarak buyurdu ki, "İçinizdeki en geniş sığınaktır. İçinizde ilmi en çok olandır ve dostlarını, sevdiklerini en fazla arayıp sorandır. Allah'ım, onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatına koş, ona tabi ol ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Ah!" ve eliyle göğsünü göstererek onu ne de çok görmek isterdi. Peygamberimiz Hazreti Mehdi aleyhisselamın adını biliyordu ancak açıklanmaması için Hazreti Ali'den söz almıştı. Cabir, Ebu Cafer'den naklediyor. Ömer iman edenlerin prensine, Hazreti Ali'ye Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi: "Ya İbn Ebu Talib, bana Mehdi'yi anlat. Adı nedir?" İman edenlerin prensi Hazreti Ali dedi ki, "Benim sevgili ve yakın dostum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Yüce Allah onu ortaya çıkarana kadar onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın adını kimseye söylememem için benden söz aldı. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın adı Yüce Allah'ın elçisine emanet ettiği bilgilerden biridir."